Bakın Üstad Necip Fazıl Küçükyürek bizim bu halimizi nasıl dramatize ediyor. Allah'ın 10 pulunu bekleye dursun 10 kul. Bir kişiye tam 9, 9 kişiye bir pul. Bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa, yaşasın kefenimin kefili kara borsa. Yazıktır, günahtır, zulümdür, hatta kul hakkıdır. Buna sebep olan, sürdüren herkese hakkımızı helal etmiyoruz ve edemeyiz. Çünkü bu milletin gasp edilen hakkıdır. Siyasetin milletin sorunlarının çözümünde tek umut olabilme özelliğini siyasetin dışında hiçbir kurum sağlayamaz. Siyaseti ancak siyasetçiler temiz ahlaklı, söz söylediğinde doğru söyleyen, söz verdiğimiz sözünü tutan, emanete ihanet ettirmeyen, yalan söylemeyi siyaset yapmanın olağan malzemesi hali yapmayan kurumlar haline getirebiliriz. Hangi siyasi parti rakibi siyasi partinin itibar ve onurunu kaybettiğinde kendi itibarının yükseleceğini düşünebilir? Hangi vicdan bu kutsal çatı altında milletin kürsüsünü diğer milletvekilinin namusuna, itibarına, haramına, helaline dil uzatır, ona hakaret eder ve bundan rakip milletvekili olarak memnuniyet duyar? Milletin vekillerinin eline tutturulan her bilgiye zerre araştırmadan, rakip partinin vekiline çamur atan açıklamaları yapmadan önce kendi hassasiyet ve şerefini düşünmesi beklenmektedir. Millet bu yüce meclis çatısı altında bir muhalefet partisi liderinden yine eline tutuşturulan yalan yanlış bir bilgiye dayanarak milletin vekillerinin onur ve şereflerine saldırırken en basit standartlarda sorumluluk ve duyarlılık göstermesini beklemektedir. Millet aynı genel başkana hiç bilmediği, hatta geleneksel karakterleriyle uzaktan yakından ilgisi olmadığı Ege'nin Zeybe'yi gibi milletin Kurtuluş Savaşı kahramanlarını siyasete malzeme etmeden Efe ve Zeybe'yi iyi bilen arkadaşlarından sorup öğrenmesini beklemektedir. Bu millet Denizli Çınar Meydanı'nda 10 yıldan bu yana her seçim akşamı aslanlar gibi zeybek oynayanların kimler olduğunu gayet iyi bilmekte ve aynı akşamlarda ortadan kaybolanlardan bu zaferin gerçek sahibi millet iradesine saygı göstermesi beklenmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle ne pahasına olursa olsun temiz ve evet, AK Parti Denizli teşekkür ederiz Sayın Zeybekçi. Meclis'te yaptığı konuşmayı aslında getirdik ekranlarınıza. Reklamlardan sonra bunu izledik. İlk önce Sayın Erdoğan'ın yorumunuzla başlayalım o zaman. Vallahi genel bir büyükşehir yasasından başladı. Ben günler dışı daha, zannedersem konuşma günler dışı. Yani tam bütçeyle alakalı bir konuşma değil. Bildiğim kadarıyla evet, gündem dışı. Gündem dışı bir konuşma. Büyükşehir yasası. Veya sataşmadan dolayı söz almış olabilir. Ne, yani evet, neden böyle bir konuşma yaptığını biliyor musunuz? Ya da onu söyleyelim önce. Partilere yönelik eleştiriler, biraz da ağır eleştiriler sanırım, yönelterek konuşmasını yaptı. Tabii şimdi burada büyükşehir yasası gündeme geldiğinden beri muhalefet çok ağır bir şekilde en çok da AK Parti'nin ülkeyi böleceği yönünde eleştiriler getirince tabii geçen hafta Sayın Zeybekçi, ben programda da konuk aldığımda sordum. Bu bölme işi neden sürekli gündemde tutuluyor diye. Siz yani ülkeyi bölmek gibi bir derdiniz mi var diye sorduğumda bizim içimiz kanıyor demişti. Yani onların da tabii doğal olarak biraz ağırına gidiyor. Açık sonuçta AK Parti, CHP, MHP bütün partileri yan yana koyduğumuzda hepimiz, herkes bu ülkenin evlatları. Onlar böyle bakıyorlar. Yani biz neden ülkeyi böyle noktasından bakıyorlar ve konuşmasının içeriği de partilere yönelik ağır eleştiri yaparken biraz tabii alınganlık da var işin içinde. Öyle de olunca partilere biraz sistemkar ve ağır da eleştiri getirerek şey yapıyor. Çünkü dün CHP aynı zamanda Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağını da açıkladı. Yani o hamleler, karşı hamleler devam ediyor. Devam edince tabii AK Partililerin söylemleri de doğal olarak ağırlaşıyor. Evet. Evet. Vallahi genele dair bir konuşma yaptı. Bütçeyle konuşmadı. Çok büyükşehir yasasından başlayarak bu yapmadı. O yüzden üzerine pek konuşmaya gerek yok. Bence evet, biraz önceki konumuz biraz daha ehemmiyetliydi. Evet. Biz ona dönsek, Adem Bey'in o konuda söyleyecekleri yarım kalmıştı anladığım kadarıyla. Yok, benim fikrim net. Markalaşmadan da bahsetmiştik. Mesela Emin Bey bir cümleyle geçti ama
fabrikalar batarken hiç kimse ah vah etmenin dışında şey kılını bile kıpırdatmadı demişti. Markalaşma konusundaki fikrimi söyledim zaten. Bir markalaşma uzun bir süreç. O süreci idare edebilmek de çok önemli ama Denizli'de sanayicilerimiz kısa vadeli ticareti, hızlı dönüşümü sevdiği için çok fazla marka yatırım yapmıyor. Aile şirketi genellikle bak, olduğu için. Ben evet, şunu da söyleyeyim net bir şekilde. Ahfahı etmediler diyorum ama ben bir kişiye bile istihdam, aş, ekmek sağlayan kim varsa onun alnından öperim. Elini de öperim. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bu memlekette arsalarını arsa katan, dairelerini daire katan adamlar yerine 3 kişiye ekmek veren, 5 kişiyi çalıştıran, 1000 kişiye çalıştıran fabrikaların bacasını tutmasını isterim. Yani benim yapımdaki bir insanın böyle düşünmesinin tek sebep şudur. Yani o fabrikalarda 6000 kişi çalışıyor. Aileleriyle baktığım zaman 60.000 kişi eder. Çevresiyle baktığım zaman 100.000 kişinin ekmeğidir o. Tamam. Bu konuda şimdi bunlar yapılırken hiç ses çıkarmıyorlar. Bazı yani odalar, borsalar ne için vardır? Memleketten bir yıldız kayıyorsa trilyonlarca kendi hatasıyla da batmış olabilir. Anlatabiliyor muyum? Ben 10 trilyonla satışa çıkıp 1 trilyonu alıcı bulamayan fabrikalarının başka illerdeki iş adamları tarafından alındığını biliyorum Denizli'de. Burada bir yanlışlık var. Paranızı para koyabilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Bazıları işçisini harcıyor. Benim bir tanıdığım var. Komşum aynı zamanda. Geçenlerde anlattı. Ben dedi 600 kişiye ekmek veriyorum dedi. Zorluk içindeyim dedi. Fabrikatör adam. Zorluklar yaşayabiliyor fabrikatörle. Yani sigortadır, işçidir, çalışandır, yemesidir, içmesidir, işletme sermayesidir. Zor şey. Ben dedi bu her şeyi satıp dedi şuradan dedi 10 dönüm arsa alsaydım dedi. Şimdi trilyonerdim dedi. Böyle yapanlar da var Denizli'de. Hiç eline bir şeyin altını sokmuyor. 100 dönüm oradan, 50 dönüm oradan, 40 dönüm oradan arsa spekülatörleri var Denizli'de. Bunlar istihdam sağlamıyor. Evet, bunlar ne yapıyor? Ne yapıyor? Ben onun için diyorum. Öbür adam 6000 kişi çalıştırırken, 10.000 kişi çalışırken batmış. Şunu yapabilirdi. Fabrikasının binasının yerini satardı bugün için. O bankaları borcunu kapatırdı. Bununla ilgili görüşmelerde odalar da aracı olabilir. Nasıl odalar mevcut paralarını bankalar aracılığıyla üyelerine kredi olarak veriyorsa bunun tersini düşünebilirdi. Ne var yani bunda? Neden düşünemiyorlar? Tabii şöyle Emmi, her vatan fabrikayı kurtarmak gibi bir görev üstlenemez. Demiyorum ben. Hiç kimse üstlenemez. Öyle bir şey demiyorum. Şöyle bir durum yaşandı bir dönem. Bunu bilmiyorum sizin fikriniz ne bu konuda. Rahmetli Özal, organize sanayi bölgesi rahmetli Özal'ın eseridir. Denizli'ye gelip giderken, Denizli'de bir potansiyel görmüş ve organize sanayi bölgesinin kurulmasını öncülük yapmış. Nasıl? Kredi vererek. Ama şöyle de bir şey var, hikaye, efsane adını siz koyun. O dönemde atıyorum 100 lira devlet kredi verdiyse, o dönemdeki fabrikatörlerimiz maalesef bu 100 liranın 50 lirasını yatırıma dönüştürmüş. 50 lirası da bizim işte Çamlık Kınıklı'daki villa mantarı üremiş. O dönemde insanlar tabii zannetti ki bu kredilerin hiç günü gelmeyecek. 10 yıl sonra bunun acısı çıkmaya başladı. Hemen çıkmıyor. O dönemleri yaşadı bak. Yanlış yatırımlar. Bunlar ilk dönem. Bunlar 20 yıl önce. Bu tecrübe kazandı 90'lı tabii yılların, sanayicilerimiz. 90. Ama böyle bir süreçte yaşandı yani. Onlar da yaşandı. Arabasını değiştirenler, İstanbul'da villalar alanlar, şunlar. Amenna. Ben o tarafında değil. Benim akşam uçakla gidip ertesi gün öğlen uçakla dönenler. Ben Kuşadası'nda. Onlar kendi yaptıklarının cezasını çekmişlerdi. Yani işi doğru gitmemiştir. Çoğu bitmiştir, batmıştır. Benim söylemek istediğim olay şu. Öyle iş adamı var ki adam yıllardır ekmek vermiş insanlara. Bir kriz gelmiş, tepe taklak gitmiş. Evet. Yani olmadık bir banka sıkıştırmasında bütün bankalar üzerine gelmiş. Ne varsa almışlar. Bunu Denizli'de herkes şey gibi biliyor. Kimin ne olduğunu gayet iyi biliyor. Ve dedikoduyu öyle güzel üretiyor ki bu arkadaşlar. Öyle güzel dedikodular üretiyorlar ki
insanların yaşama şansını sıfırlamak için ellerinden gelenini yapıyorlar yerine göre. Ama nutuk atmaya gelince birlik beraberlik. Anlatabiliyor muyum? Denizli'de bunu yapmıyorlar mı? Denizli'de bu hep var. Hep var. Biz bundan bahsediyoruz. Diğer illerden yani farklı olarak yapmamaları gerektiğini özellikle söylüyoruz. Denizli'yi yönetenler arasında protokol arasında güzel bir uyum oldu. Hep konuşuluyor. Ama dediğiniz gibi hani bunun Denizli'ye faydası var mıdır onu bilemem. Evet.